Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda Merkez Bankası e, anketinden çıkan veriler ve bu veriler neticesinde dolar-TL kuru e, hangi seviyelere kadar gidebilir. Ayrıca 15 Nisan para politikası kurulundan çıkabilecek sonuçlar, Naci Ağbal'ın verebileceği e, ilk faiz toplantısındaki kararlar, dolar-TL kurunda bizlere hangi seviyelerin yolunu açabilir sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Özellikle biraz geçmişi hatırlayacak olursak geçmişte Naci Abal'ın uyguladığı yüksek faiz politikası ve bunun sonucunda da görevden alınmasıyla sonuçlanan bir süreç meydana geldi. Bu sürecin ardından biliyorsunuz Şahap Kavcıoğlu göreve atandı. Şahap Kavcıoğlu'nun e, geçmişini basından takip ettiğimizde, yazdığı yazılara baktığımız zaman da e, Şahap Kavcıoğlu'nun e, yüksek faize karşı bir e, politikacı olduğu e, işbirimizin de gözünden kaçmadı arkadaşlar. E, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yüksek faize de karşı olduğunu hepimiz biliyoruz. E, fakat Şahap Kavcıoğlu'nun da Son yapmış olduğu açıklamalarda Naci Abal'ın e, sürdürdüğü sıkı para politikasının duruşunun devam ettireceği yönündeki açıklamaları e, tekrardan bir kafa karışıklığı yaratmış durumda. Yani Naci Abal'ın e, sürdürdüğü özellikle de enflasyonun %5'li seviyelere e, kadar bir düşüş gerçekleştirmediği sürece, Merkez Bankası'nın e, piyasadan dolar çekmeyeceği yönündeki açıklamalar ve ayrıca faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki açıklamaları Şahap Kavcıoğlu da yaptığı son açıklamada e, bu politikayı kendisinin de devam ettireceği yönündeki e, konuşmasında bir sinyal vermişti. E, fakat Merkez Bankası beklenti anketine göre de arkadaşlar yıl sonu enflasyon beklentisi %13.12 seviyesine çekildi. Biliyorsunuz Merkez Bankası bu anketini piyasadaki 60 uzmanla birlikte yapıyor arkadaşlar. Ve bu 60 uzmanın vermiş olduğu beklenti sonucunda da yıl sonu enflasyon beklentisi %13.12 seviyesinde oldu. Ayrıca 2021 yıl sonu Dolar beklentisi de Nisan ayından sonra 7.95 civarlarından 8.57 seviyesine kadar bu beklenti anketinde yukarıya çekilmiş oldu. Yani beklenti anketi de bize gösteriyor ki şu an itibariyle Merkez Bankası herhangi bir faiz indirimine gidemez veya yapılan açıklamalar neticesinde gitmeyeceği yönündeki beklentisinde Bizler açısından e, bu beklenti anketi de kanıtlamış oluyor. Ayrıca 12 ay sonraki tüfe beklentisi de gene 10.47'den arkadaşlar 11.26'ya e, çıkmış durumda. Yani burada da bir nereden baksanız bir puan'a yakın e, bir yükseliş beklenti anketinde gene göze çarpan ayrıntılar arasında. 12 ay sonraki e, dolar TL kuru beklentisi ise. Yine ee, bu beklenti anketinde 8,78 TL civarını yükseltilmiş oldu. Yani Merkez Bankası da yaptırdığı bu anket sonucunda hem enflasyonda hem de kurda yukarı yönlü beklentisini korumakta. Özellikle bu yukarı yönlü beklentiler neticesinde 15 Nisan'da yapılacak bir Merkez Bankası toplantısı sonucunda bir faiz artışı çıkabilir mi? Ben faiz artışı çıkacağı yönündeki beklentimi, daha doğrusu buradan bir faiz artışı geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Veya bir faiz indirimi gelebilir mi diye bir soru soracak olursanız da bir faiz indirimi de beklemiyorum. Yani bu yapılan yaptırılan anket sonucunda da enflasyonun ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin devam etme beklentisi neticesinde ve geçmişte de gerek Naci Ağbal'ın gerekse yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda Merkez Bankası'nın bu 15 Nisan para politikalı kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki düşüncelerim devam etmekte arkadaşlar Yıl sonu enflasyon beklentisi doğrultusunda gene bir puanlık bir yükseliş. Enflasyonun da 17-18 civarlarında olacak düşünülürse arkadaşlar Merkez Bankası da pek bir indirme gitmez ve faizlerde sabit kalır. Bunun neticesinde dolar tl kuru ne olabilir? Evet yabancı özellikle Naci Ağbal'ın gelmesiyle birlikte arkadaşlar politikaların değişeceği yani buralarda bir artık faiz indirimine gidileceği yönünde bir algıya kapıldı. Ve bütün bunlar neticesinde ülkeden dolarlarını alıp yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Yabancıların piyasadan dolar çekmesiyle birlikte de bu zaman zarfı içerisinde dolar TL'de bir yukarı yönlü 8.50 seviyesine doğru bir yükseliş zaten yaşadık ve bu yükselişinde 8 TL'ler civarında kalıcı olacağı düşüncesi hala kafamızda. Fakat Merkez Bankası'nın atacağı veya sıkı para politikası duruşuna devam edeceği yönündeki beklentiler dolar tl kurunda bizler için özellikle 809 seviyesinin arkadaşlar şuradaki 809 seviyesindeki destek bölgesinin önemini bir kez daha bize göstermekte. 8.09 seviyesi altında gene 1.7.96 seviyesinde bulunan kuvvetli bir desteğimiz mevcut. Özellikle sıkı para politikasıyla ilgili duruş ve ABD 10 yıllık tabirlerinde geri çekilme Dolar endeksindeki bir düzeltme seviyesi gene Merkez Bankası'nın alacağı, sabit bırakacağı bir kurla birlikte Dolar TL kurunda ilk etapta 8.09 seviyesi sıkı bu şekilde takipte kalınacak arkadaşlar. 8.09 seviyesi altında Dolar TL kurunda bir kapanış görürsek de aşağıda 7.96 seviyesindeki destek seviyesi dikkatlice takipimizde olması gereken önemli bir seviye. Bizler için 8.09 seviyesi dolar tl kurunda kısa da bu hafta itibariyle takipte kalmamız gereken önemli bir destek. Bu desteğin kırılması durumunda ilk etapta dolar tl kurunda 7.96 seviyesine doğru aşağı yönlü bir hareket e, görme ihtimalimiz de oldukça yüksek olacaktır arkadaşlar. E, peki piyasalar e, bu gelecek faizlerdeki sabit bırakma yönündeki kararı e, olumlu algılamazsa ne olur diye soracak olursanız özellikle de Dolar-TL kurunda 8-17 civarlarından e, bir Haftalık kapanış geldi. Biz e, kısa da günlükte baktığımız zaman bu 8.17 civarlarından gelen kapanış bizler için olumlu bir kapanış arkadaşlar. E, bu 8.17 özellikle bizler için bir pivot bölgesi dolar tl kurunda. Yani dolar tl'nin görmesi muhtemel en çok görmesi muhtemel olan seviyelerden biri de 8.17 seviyesi olarak düşünülebilir. Dolar TL kuru e, şu şekilde bir strateji de yapacak ol olursak, geçen hafta biliyorsunuz bizler için 8.03 seviyesi önemliydi. Bu haftada gene bizler için 8.09 seviyesi önemli olacak. Bu 8.09 seviyesi üzerinde dolar TL kurundaki bir tutunma, dolar TL kurunda e, bir 8.32 denemesi Gerçekleştirebilir arkadaşlar. O yüzden dolar TL kurundaki arkadaşlar. 8.09 altında bir kapanış görülmediği müddetçe yukarıda 8.32 seviyesindeki direnç bölgesini dikkatli bir şekilde takipte kalacaklar. 8.32 üzerindeki aşırılıklarda tekrardan Dolar-TL kurunda 8.47'li seviyelere doğru hareketler de görebiliriz. Bu haftaki en kilit noktamız 8.09 noktası olacak. Özellikle Merkez Bankası kararına doğru e, Dolar TL kuru 8.17 civarlarında yani pivotta tutunamazsa 8.09 desteğine doğru e, imelenmek isteyebilir. Fakat 8.09 kırılmadığı müddetçe de e, Dolar TL kurunda e, 8.09-8.32 aralığı bizler için dikkatli bir şekilde takip etmemiz gereken önemli aralık şeklinde de düşünülebilir arkadaşlar. O yüzden Dolar TL kurundaki arkadaşlar Verdiğim seviyeleri sıkı bir şekilde takipte kalsınlar. 4 saatlik bazda yine e, stokastik indikatörümüze baktığımız zaman e, yukarıya yönlü yatay bir seyir izlemekte. E, fakat 4 saatlikte henüz bir al sinyali bu hafta için oluşmuş değil. Buna da dikkat etmek lazım. Günlükte gene stokastik indikatörüne bakalım. Bizler için de gösteriyor. Evet. Günlükteki stokastik indikatörümüz de e, hala al sinyali devam etmekte arkadaşlar. Haftalık bazda daha orta bazda dolar tl kuru için stokastik indikatörümüze bakalım. Evet. Haftalıkta baktığımız zaman da e, stokastik indikatöründe gördüğümüz bakın şurada gördüğümüz e, saatlik bazlarda aşağı yönlü çekilmeler yaşansa da daha orta bazda e, dolar TL kuru kuvvetli seyrini TL karşısında devam ettirecektir. Çünkü haftalıktaki sinyaller her zaman kuvvetli sinyal bölgeleridir arkadaşlar. Bu bölge çalıştığı müddetçe dolar TL'de yönün e, yukarı olacağı yönündeki sinyallerde dikkatimizden kaçmamalı. Dolar TL kurunda günlükte yine grafik üzerinde baktığımız zaman e, geçen dönemlerde aşağı yönlü dipler oluşmaktaydı e, şu an itibariyle de baktığımız zaman aşağı yönlü e, diplerin tersine yukarı yönlü bizlere e, bir oluşum içerisinde olduğunu Dolar TL'yi e, gösteriyor Bu da bize hala bir yükselen kanal içerisinde Dolar TL kurunun hareket ettiğini ve bu hareketinde 8.09, 7.96 civarlarındaki desteklerin kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü 8.32 seviyesine doğru gideceği yönündeki teknik analiz yöntemiyle bize anlatmaya çalışıyor. Tabi burada anlattıklarımız sadece bir teknik analiz ve piyasadan derlediğimiz haberler neticesinde yaptığımız bir strateji. Bu stratejiler ve teknik analizler hiçbir zaman yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Sizler de kendi görüş ve öngörülerinize göre stratejilerinizi oluşturup kendi kararlarınızı kendileriniz kendiniz vermelisiniz arkadaşlar. Bunlar sizler için en hayırlısı en doğrusu olacak yollardır. Evet bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.